Dünya bir olmuş, Tayyip Erdoğan alt etmek için çırpınıyor. Ne diyorlar Erdoğan için, elle tutulur bir argümanları var mı? Bir tek diktatör, sığınıp duruyorlar. Başka da bir politika üretmiyorlar, üretemiyorlar. Tayyip Erdoğan ne yapıyor peki? CHP gündeminde değil, HDP onun için terör örgütü, PKK'nın uzantısı, İyi Parti'yi yok sayıyor, çalışmak ve köklü çözümler getirmek için sadece çalışıyor, 2019'un Mart ayında yapılacak yerel seçimler için hazırlık yapıyor. PYT'yi ile mücadelesini hiç ara vermeksizin sürdürüyor, hem de gece gündüz, 30 Ağustos'ta yüklü bir programı vardı Erdoğan'ın. Aynı günün akşamı Beştepe'de gecenin bir yarısına kadar resepsiyona katılan konuklarını ağırladı, dert dinledi, sohbet etti, 31 Ağustos'ta İstanbul'da açılışlar yaptı, mezuniyet törenlerine katıldı. Akşam Mücahit Arslan'ın düğününe katıldı ve 1 Eylül'de 3 günlük Kırgızistan gezisine çıktı. PYT'yi Türkiye'de çökerten Erdoğan, ipin ucunu bırakmak istemiyor. 15 Temmuz gecesi Türkiye'yi kana bulayan bu terör örgütünü dünyadan silip atmak istiyor. Kırgızistan'da PYD'nin hala çok güçlü ve etkili olduğunu gördük. Cumhurbaşkanı 3 gün boyuna bu hain örgütün marifetlerini Kırgız yönetimine anlatıp durdu. Kırgızistan için tehlike çanları çalıyor. PYT'yi 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi, Kırgızistan'ı da kuşatmış durumda, her yerde adamları var. Bürokrasinin neredeyse tamamı onların elinde. Tayyip Erdoğan, Kırgız yönetimine sıkı sıkı tembihte bulunduktan sonra, Türkiye'ye döndü. Bir tarafta Trump manyağı, yanı başımızda katil Esed, Rusya'nın İdlib çılgınlığı, PKK, DEAŞ ve türlü terör örgütleri. Tayyip Erdoğan ülkesinin üzerindeki kara bulutları dağıtmaya çalışa dursun, bizimkiler hala diktatör, nakaratıyla meşgul. Üstelik kendi diktatörlüklerini hiç hesaba katmadan, Amerika Birleşik Devletleri askeri kesilen bu muhteremler kendi ülkelerine büyük kötülük yapıyor. Trump'ın ekmeğine yağ sürüyorlar. Ülke siyasetleri desen yok, ekonomi desen bir çözüm önerileri yok. Dış politikaya yönelik politika üretemiyorlar. Erdoğan kiminle zıtlaşsa, kime ters düşse, Türkiye'ye düşman olan, Türkiye'yi batırmak isteyen, Türkiye'yi ekonomik olarak çökertmek isteyen kim varsa, hepsiyle dost olmuşlar. Niyetleri Erdoğan'ı çökertmek ve fakat Erdoğan'ı çökerteyim derken, Türkiye'yi çökertiyorlar. Hem de, bile bile, yazık ki, ne yazık, Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, medyanın bittiğini belirten iki yazı yazdı. Gerekçe olarak da, kimi yazarların ve gazetelerin etkisiz hale geldiğini gösterdi. Cem Küçük, iktidar yanlısı veya iktidar karşıtı kalem erbabını ayırmaksızın bir tespitte bulunuyor. Okunmuyorlar, elhak doğru ve fakat Erdoğan'a düşmanlık yapan kalemleri, okunmayan, yazar olarak sınıflandırmak doğru değil. Toplumun yarısı bunlardan nemalanıyor, Erdoğan düşmanları bunlardan besleniyor, sosyal medyadaki paylaşımlar bunun göstergesi. Erdoğan'ın aleyhindeki yazılar tık rekoru kırıyor, istatistikler bu yönde bir grafik çiziyor çünkü, iktidar yanlısı yazarlar da okunuyor elbet, ama iktidar karşıtı yazarlar kadar değil. Onlar birbirlerini yemekle meşgul çünkü, isim isim saymaya gerek yok, çoklar, kendi insanını, kendi arkadaşını, kendi davasına gönül veren kim varsa. Hepsini kesip biçiyorlar, Ersoy Dede son örnek, Volkan Konak'la poz verdi diye. İdam sehpası kurmadıkları kaldı, karşı taraf tek vücut olmuş, Erdoğan'ı yemeye çalışıyor, bu arkadaşlar ise, birbirini boğazlıyor, Cem Küçük haklı, medya bitiyor. Ama bir kesimi, onlar birbirini boğazlıyor, diğerleri ise olup bitenden keyif alıp, palazlanıyor, ah ki bir AHK partide eski bir genel başkan yardımcısı Sultanbeyli Belediyesi'ne ziyarete gidiyor.
hoş beş, sohbet derken, çay kahve servisi yapılıyor. Daha sonra, paçalarından kibir akan eski genel başkan yardımcısına kahve ikramı yapılıyor. Görevli, kahveyi önüne koyarken, başına geleceklerden habersizdi, birden hiddetleniyor bizimki, çağırın bana şu çaycıyı, çocuk geliyor, buyurun efendim, evladım sen ne beceriksiz bir adamsın öyle. Kahve koyuyorsun önüme, kahve fincanının kulpu solda, sen nasıl bunu yaparsın, kahve fincanının kulpu sağda olur, efendim, çık dışarı, gözüm görmesin seni, başkan da, yardımcıları da. Orada bulunan meclis üyelerinin de yüzü kızarıyor ama elden bir şey gelmiyor. Koskoca genel başkan yardımcıları var karşılarında. Ne desinler, kibir ağır basmış bir kere. DYP iktidarının bakanı Yıldırım Aktun'a da kibirliydi bizimki gibi. Yıldırım Aktun Osman Bey'deki DYP binasına geldiğinde, il başkanı Orhan Keçeli odasındaydı. Aktun'a içeri girer girmez Keçeli'nin koltuğuna kurulduktan sonra, beni neden kapıda karşılamadın Orhan, dedi, Keçeli cevap vermek yerine, usulca yanına sokuldu Aktun'un. Kolundan tuttuğu gibi, kapıya doğru fırlattı, sen bakan olabilirsin ama önce insan olmalısın. Ben burada Demirel'i temsil ediyorum, beni nasıl azarlarsın, bu ne ki bir Yıldırım Efendi, rahmetli arkasına bakmadan çekip gitti, Orhan Keçeli demişti diyeceğim, kibre kobik bırakmamıştı, kıssadan hisse, hadi öz ışık, sayfanızı da tanıtın paylaş, TWFBGP önceki Tayyip Erdoğan'ın, ben operasyonu.